81 Denizli doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Sinema derslerimiz oldu veya basın derslerimiz oldu veya başka iletişimle ilgili dersler aldık ama yani bu sektör, o sektörde ilerlemedim hiç. Bu tamamen hobim. Hepimizin sevdiği Yeşilçam kavramı var. Herkesin 7'den 77 diye bir Yeşilçam sevgisi var. Bende de öyleydi ama herhalde biraz daha fazla oldu. Çünkü ben küçükken sinemaya gitmeyi de çok severdim. İlkokul zamanları falan böyle. Herkesten belki bir tık daha fazla bende öyle bir sevgi vardı. Nerede çekildi hikayesi? Aslında tamamen tesadüfi olarak başladı. Bir arkadaşım beni sürekli işte koz yatağına bırakıyordu akşam işten çıkışta. Oradan ben minibüste eve geçiyordum. Bir gün bırakırken yanlış sokağa girdi arabayla. Ben tabii bilmiyorum, farkında değilim yanlış sokak olup olmadığını. Sonra geçerken sokaktan bak kürşe attı, bak şu apartman dedi, bizimkiler dizisini çekildi apartman dedi. Çünkü orada oturuyordu zaten, orada oturuyormuş daha doğrusu. Ben şöyle bir baktım apartmana, bütün bizimkiler dizisi canlandı yani. 89'dan itibaren 2009'a kadar ki yani. Bütün bölümler, işte sahneler, işte Cemil'in bağırması, Sabri Bey'in balkona çıkması, işte kapıcı Cafer'in dışarıya gelmesi. Yani o apartman canlandı bir anda, bütün her yerde bir şeyler çıktı. Resmen bir zaman yolculuğu yaptım. Çok kısa bir süre böyle ışınlandım yani geçmişe. Ve dedim ki burası şu an duruyorsa acaba hani diğer yerlerde duruyor mu? Orada bir kıvılcım çaktı bende. Ve o kıvılcım zaten yangına dönüştü bir süre sonra. Yani burası duruyorsa işte mahallenin muhtarlarındaki kahve duruyor mu? Tosunpaşa'daki köşk duruyor mu? Başka filmler şunlar duruyor mu derken kare kare onlara artık yoğunlaşmaya başladım. Sıdıka dizisi vardı, 7 numara vardı. Mesela o dizilerin çekildiği yerler zaten bunlar bilinen yerlermiş. Ben onlara zaten internete baktığım zaman nerede çekildiği zaten bilinen yerler. Hani ben daha sonra kendi sevdiğim filmlere yoğunlaşmaya başladım. Kemal Sunal filmlerine, Sadri Açık filmlerine. Onları bulmak inanılmaz zordu zaten. Asıl mesele onlardaydı. Ben o kendi sevdiğim filmlerle hani ben illa bütün filmlerin nerede çekildiğini bulacağım, tüm filmlerin mekanlarını bulacağım diye öyle bir olaya girmedim. Ben sadece kendi sevdiğim filmlerin anını yaşamak için hani filme gidip o filmin içinde bulunmak için yani bir filmin bir sonradan bir oyuncusu olmak gibi bir şey. Öyle bir duyguya kapıldım. Bulma meselesi de bayağı beni çok uğraştırdı ilk zamanlar, ilk yıllar diyeyim. Çünkü hiçbir şey yok. Kemal Sunal örneği verin. Kapıdan çıkıyor. Sahne o. Şimdi o kapı neresi? Yani İstanbul'da 1 milyon tane kapı var, daha fazladır. Yani hangi kapı? Şimdi ben olayı biraz mimariden çözmeye başladım. Kapıları gezdim. Yani açıkça söyleyeyim yani. Burası Cihangir'e benziyordur dedim mimari yapıdan, apartman yapısı. Orası Nişantaşı da çıktı. Başka yerler de öyle bulamadım, oldu çok fazla. Ama hep mimariyle İstanbul'u kafamda şablonlara ayırdım. Şöyle bir apartman görüyorsam burası şu olabilir. Şöyle bir ağaç görüyorsam, ağaç tipleri de çok önemli İstanbul'un mesela. Beykoz'daki ağaçlar farklı, Sarıyer'deki farklı, işte Dolmabahçe'deki farklı. Hani belki benzer ama değil işte. Bir süre sonra onları kafada artık kategorilere ayırmaya başlıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Tabii ilk başlarda bu çok zor oldu. Ben bir filmi 8-10 saat izliyordum. Durduruyordum. Şimdi pencerede çatlak var kenarında duvarın. Hani şu bölge olabilir deyip oradan şehir rehberleri var biliyorsunuz. Oradan giriyordum. Saatlerce dur bak orası mı bak sağa sola bak. Dur yani adım adım ben öyle bütün bölgeleri gezdim. Burası. Hatta bir kere Cem Yılmaz'ın Av Mevsimi filmi vardı Şener Şen'le. Apartmana çıkma sahnesi vardı. Cem Yılmaz köşede bekler falan. Orayı ben Çukur Cuma olduğunu tahmin ettim. Apartmanın böyle kemerli şehir yapısı vardı. Büyük ihtimal Çukur Cuma dedim. Gerçekten Çukur Cuma'ya girdim haritalarda falan. Bir baktım ilk sokakta. Dedim buldum, şansa bak. Sonra biraz ileri gittim, aynısında bir daha var. Sonra biraz gezmeye başladım bölgeyi, bütün her yer aynı. Yani hepsi birbirinin aynısı. Sonra bu sefer detayları incelemeye başladım. O apartman, işte o pencere kenarında iki çizgi var. Diğerlerinde var mı? Onda yok. Şunda var. Onları böldüm falan. Yani böyle hani iğneyle kuyu kazmak diyebiliriz. Ama sonra bir süre sonra ne oldu? Araba geliyor. Burası Levent. Levent demem için yıllarca Levent'i gezmem gerekti ama. Burası Cihangir. Şimdi Cihangir demem için yıllarca bir Cihangir'de gezmem gerekti. Burası Can Kurtaran. Bir süre sonra baktım hep filmlerde belli yerlere çekilmiş. Bir de o var yani. Benim araştırmalarımdaki en çok gözüken yer Cihangir var. Can Kurtaran. Levent'i çok görürüz. Levent'i 60 yıllardan beri Levent'i inanılmaz görüyoruz filmlerde. 80'lere kadar Levent semt olarak var. O kadar aynı açılar kullanılmış ki farklı filmlerde olsa. Hep kamera aynı yere konmuş. Oradan bir filmde Sadri Alışık gelmiş arabayla. Başka filmde aynı yerden Ayhan Işık gelmiş. 25 yıl sonra aynı yerden Kemal Sunal gelmiş falan. Hani yine aynı açı. Şey çok enteresan. Aynı mekanda farklı filmler çekmişler. Ama aynı anda. Paris'te bir film var. Onu aklıma gelmiş olarak söyleyeyim. Kezban Paris'te filmiyle Hülya Koçyiğit'le İzzet Günay. Bir de Severek Ayrılan var. Hülya Koçyiğit'le Cüret Arkın. Şimdi bir sahne var. Louvre Müzesi'nin, Louvre Sarayı'nın olduğu yerde bir göbek var. Orada bir sahneleri var. Mesela ben de gitmiştim oraya. Benim de fotoğrafım var. Aynı yerde. Ya kamera aynı. Her şey aynı. Zaten film künyesine baktığınız zaman yönetmen, kamera, senarist, görüntü yönetmen hepsi aynı kişiler. Kezban Paris'te filmde Kezban duruyor işte fotoğraf çektiriyor. Yanında İzzet Günay oturuyor falan bilmem ne. Kayıt bitiyor, sahne bitiyor yani. Aynı yerden Cüneyt Arkın geçiyor ama Severek Ayrılan filminde. Duran araba aynı. Hülya Hanım, işte kamera tık 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 çekildi. Stop! Siz geçin abi.
Cüneyt abi sen yürü falan diye. Şimdi onu farklı filme koymuşlar. Birkaç böyle köy sahneleri falan vardır. Köy denilen şeyde salak milyoner falan. O köy sahnelerini bulamadım. O tür birkaç bulamadım yer var. Bu bir de Cem Yılmaz'ın Her Şey Çok Güzel Olacak filminde hayalini kurduğu bar vardı. Zombar. O zombarı bulamadım mesela. Büyük ihtimal buralarda bir yerde orası ama niyeyse o denk gelmedi yani. Mesela köy sahneleri falan onlar denk geliş buldum çoğunu. Bazı yerde tahmin ettim İstanbul köylerine. Çatalca, İnceiz mağaraları veya işte Kemerburgaz, Göktürk tarafları, Boğazköy, Arnavutköy, Zekeriyaköy. Hatta bir ara eşim dedi ki ya Kürşat dedi senin yüzünden dedi. Yeşilçam filmine nasıl oldum dedi. Niye dedim? Biz bunları Anadolu'da çekilmiş böyle köylerde çekilmiş sanıyorduk. Eve 20 dakika Boğazköy'de. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz imkansızlıklar var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışmışlar. Sadece alışık şeye giriyor ama mağaraya. Tarihi film, kostümlü film hani yüzlerce yıl öncesi filmi. Kamera şöyle biraz giriş yapsa hep apartmanlar orada gözükecek yani normalde hiç. Onları kullanmışlar. Bazen öyle hatalar paylaşıyorum. Sonra dalga geçiliyor falan sanıyorlar. Hiç alakası yok. En son dalga geçecek kişi benimdir herhalde. İllaki olacaktır. Çünkü çok hani zor şartlarda çalışmışlar. Tekrar yok. Film pahalı bir şey. Çetin İnanç falan anlatır röportajlarında işte. Gider film çalardık. Orada 3 metre alır ona eklerdik. Bilmem ne yapardık falan. Hani. Tabii bunlar da bir süre sonra ben filmleri hani mekanları araştırırken bunlarla da karşılaşmaya başladım. Fotoğraflar görmeye başladım. İnternette paylaşılan fotoğraflar, eski fotoğraflar, sanatçıların kendi paylaştığı veya başkalarının paylaştığı. Ben de onları falan bir süre sonra paylaşmaya başladım. Sonra dedim ki hani ben bunu internetten bulup paylaşıyorum ama niye benim olmasın ki? Yani ben kendi bir şeyimi paylaşayım. Ondan sonra bir koleksiyonerlik ortaya çıktı. Külfetli bir şey biraz, pahalı bir uğraş. Yani her şeye sahip olamıyorsunuz, her şeyi bulamıyorsunuz. Yaşanmışlar, yani benim olayım bu. Nerede çekildi, ne yapıyorum? O mekanı kendimi hissetmek için işte. Oraya geliyorum, bir anda bakıyorum işte Kemal Sunal işte bu pencereden çıkmış işte. Sadece alışık şu köşeden dönmüştü. Yani ben de onun içine giriyorum ve o anı yaşıyorum. Benim bana keyif veren o zaten. Ve ondan sonra dediğim gibi koleksiyon işinin içine girmeye başladı. Mektuplar, film mukaveleleri ve daha birçok sayısız şey imzalı fotoğraflar geçmişte 60 yıllarda 70 yıllardan birçok şeye sahip oldum. Onlar da ayrı bir keyif veriyor. Bazen bakıyorum onlara falan evde. Bakıyorsun yani Sarmaşık Günleri filminin mukavelesi. İmzalı bir imzalı böyle kaç lira almış. O Yeşilçam'ın gerisindeki figüran diyebileceğimiz veya kavgacı dediğimiz adamlar var. Kötü adamlar demiyorum. Kötü adamlar baş karakterdir. Bir de onların kötü adamın kötü adamları vardır. Hep dayak yiyenler falan filan. Kavgacı denir onlara. Onlarla ilgili evraklar bulmaya başladım. Film sözleşmeleri. Enteresan örnekler vereyim. Yani mesela Ömer Kavuroğlu'nun kimlik kartı var bende. Belki duymuşsunuzdur. Eskiden sinemalarda mendil dağıtılırmış. Yani filmimiz o kadar iyi ki ağlatıyor. Kapıda da mendil dağıtıyoruz. O bahsettiğim mendillerden birini buldum ben. İzmir'de bir sahaftan. İnce değişik bir kağıt. Normal sinemanın ismi, filmin adı, filmin görseli mendilin üzerinde. Gözyaşlarınızı bu mendille sileceksiniz filan diye altta bir ibare. O hep duyduğumuz olayı ispatlamış oldum. Birkaç ilçeden istekler oldu, teklifler oldu. Mesela Üsküdar Belediyesi'nden oldu. Oradaki filmler çekilen yerlerle ilgili bülten veya bir rehber, guide hazırlanacak gibi bir projeler oldu. Gerçekleşmedi. Ben çalışmamı yaptım verdim ama sonra devamı gelmedi. Ve Yolo Belediyesi'yle çok güzel görüşmelerim oldu. Çok da güzel projeler hazırladım. Beraber buradan başka arkadaşlarla belediyeden. Ama işte pandemi muhabbetine kopukluklar oldu. Ya kitap projesi 2-3 yayın evinden bana teklif gelmişti. 2014 yılında, 7 sene önce falan teklif oldu. Birkaç yerden daha oldu. Olmadı. Tam projeyi oturtamadık yani öyle diyeyim. En son Yedi Veren yayınlarından bir arkadaş, editör benimle görüştü. Mesajlaştık falan buluştuk ve beni çok rahat bıraktılar kitapla ilgili hani. Hiç karışmadılar. Hani Yeşilçam Hafiyesi kitabı o şekilde oluşmaya başladı geçtiğimiz yıl. Ben hiç kendime isim koymadım şimdiye kadar. Hep böyle röportajlardan veya programlardan veya oradan buradan hani bir şekilde bir benzetme yapıyorlar. Ben onu kullanıyorum. Yeşilçam Hafiyesi'nde mesela CNN'de bir gün cabasının konuğu olmuştum canlı yayında. Orada altta yazmışlar. Yeşilçam mafyası mekanları buluyor falan diye. Benim çok hoşuma gitti. Kitapta bu nerede çekildiğiyle ilgili sayısız fotoğraf var. Filmlerin eski hali, yeni hali, filmin kısa kısa künyesi, bilgileri. Yaklaşık 10-15 tane başlık koydum. Yeşilçam'da klişeler. Akraba ünlüleri yazdım, seslendirme sanatçılarını yazdım. Hangi filmde kim kimi seslendirmiştir. Film yapımcılarından teklif ya veya bir görüşme talebi oldu. Mesela şu ana kadarki yaptığım İşte en değerli olan şey, en güzel başıma gelen şey Cem Yılmaz'ın Arif ve 216 filminde yani küçük de olsa danışmanlık yaptım. Bu bana verilen değeri göstermesi açısından benim için çok önemli. Ben değer verip benim fikrimi almaları çok benim için değerli bir şey. Film zaten Arif ve 216 1969'da geçen zaman yolculuğu filmi. İşte 69 yılındaki İstanbul'da Arif ve 216'ın başına gelen olayları anlatıyor. Benden işte o dönemle ilgili bazı bilgiler istediler. Mekanlar açısından olsun, iç mekan, dış mekan. Ben çok güzel sunumlar yaptım. 69 o tarihte filmler nasıldı? Renkler nasıldı? İşte kıyafet, takılan saatten hangi marka saat kullanılıyordu? Kadınlar sadece parmağına sadece yüzük takıyordu falan gibi böyle enteresan böyle kendimce filme katkısı olabileceğini düşüneceğim. Birkaç sunum yaptım. Yönetmene yaptım, işte yapım amirlerine yaptım. Filmde de benim önerilerim kullanıldı. Filmin sonunda işte jenerikte adımın geçmesi mesela beni inanılmaz mutlu etti ve gururlandırdı. İşte Türker İnanoğlu, Zeki Demirkubuz ve işte Kürşat Çetin aynı yerde falan. O beni çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Yani Yeşilçam filmleri favori, yani bir tane iki tane söyleyemem herhalde çünkü
birçok sevdiğim film var. Mesela Vesikalı Yarim'in çok ayrı bir yeri vardır bende. Böyle izlerken hala dağılırım yani. Onun dışında Muhsin Bey'i çok severim. Kayısı da çok güzel, film de çok güzel. Canım Kardeşim tutmamış, çok enteresan çıktığı dönem. Harika bir film mesela. Hani üçlemeler vardır ya. Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler. Onlar çok muhteşem filmlerdir mesela. Hani Ömer Lütfakar'ın Diyet, Düğün, Gelin. Onlar mesela çok muhteşem filmlerdir. Çok fazla film varsaydım. Kategori kategori var. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar mesela. Dönersen Isık Çal, Tabutta Röveşata. Tek mekanlı filmler var mesela. İşte Yoksul, Kemal Sunal'ın Gemide filmi mesela. Ömer Kavur filmlerini severim. Onun karamsarlığı acayip böyle basar, düşündürür adamı. Bir şey demek istemiş mi dersin yani? Öyle hani izleyip aha falan değildir yani. Onda bir derinlik vardır. O derinliğe inmeye çalışırsın. O mücadele de benim hoşuma giden şeylerden biridir. Şimdi Cihangir sokaklarında gezmeye başlıyoruz. Bakalım karşımıza hangi filmlerden hangi sahneler çıkacak. ...1978 yapımı Çöpçüler Kralı filminde kedileri testleyen bir teyze vardı. Muadele Tibet'in canlandırdığı. Hatta Kemal Sunal'ın insanı kedi olası geliyor valla dediği bir sahne vardır. İşte o kedileri besleyen kedici teyzenin apartmanın önündeyiz. Ertuğrul Bildan'ın canlandırdığı bir apartman sakini karakteri vardır. Sürekli camdan çıkıp yazacağım bunu gazeteye der. Hatta hükümet düşer, yaza düşürdüm hükümeti falan der. İşte o karakterin oturduğu pencere ve ev burası. Filmin en güzel sahnelerinden biri Hacer'in Abdi'ye eylemi teklif ettiği sahnedir. Parkta el teklif eder ve sonra Abdi el arabasını aldığı çocukları sokaktan koşturarak inmeye başlar. Allah 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 der. İşte o sokak burası. Filmin en önemli mekanlarından birindeyiz. Şener Şen'in canlandırdığı bir karakter vardır. Zabıta Şakir karakteri. Şener Şen'e en iyi erkek oyuncu Altın Portakal ödülünü kazandırmıştır bu karakter. Zabıta Şakir'in annesiyle beraber kaldığı, evin hatta annesini camdan attığı bir sahne falan vardır. İşte o apartmanın önündeyiz, burası. Kemal Sunal'ın Nevraz Serez'le başrol paylaştığı Şendul Şaban filminde son sahne vardır. Nevraz Serez ve Kemal Sunal parkta buluşurlar, çocuklarla oynarlar falan. O buluşma sahnesinde işte bu binayı görürüz. Kemal Sunal'ın Altın Portakal ödülü aldığı ilk ve tek film Kapıcılar Kralı'dır. Film tek bir apartmana geçer. Şu an o apartmanın önündeyiz. İşte o apartman. Türk sinema tarihinin en bilinen kavga sahnesi vardır. Turşu suyu limonla mı yapılır, sirkeyle mi yapılır? İşte o kavganın yaşandığı Cihangir'deki Asri Turşucu'nun önündeyiz. Münir Özkul ve Adile Naşit işte burada kavga etmiştir. Çöpçüler Kralı filminde biliyorsunuz bir tüp kuyruğu vardı, bir de ekmek kuyruğu vardı. Hacer ve Abdi ekmek kuyruğuna beraber giriyorlardı. Bir fırına giriyorlardı. İşte o fırın, bu fırın. Fırına girerler ve orada bir abimiz onlara ekmek verir. O abimiz Osman abi hala aynı yerde, aynı fırında, Cihangir'de aynı işi devam ettiriyor.